Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından karnıyarık yapmak için patlıcan saklayacağız arkadaşlar derin dondurucuda. Nasıl yaptım? Bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Evet. Öncelikle böyle bir leğene ya da derin bir kabın içerisine suyumuzu dolduralım. Bir miktarda tuz serpelim. Patlıcanları alacalı soyup bu suyun içerisine alalım. Ben kafalarını kesmiyorum. Bu şekilde biraz bırakıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz komple kesebilirsiniz. Alacılı soyduğum patlıcanları tuzlu suyun içerisine atıyorum. Bu arada arkadaşlar biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Sizler kışlık hazırlıklarına neler hazırlıyorsunuz? Neler yaptınız? Turşular yaptınız mı? Sos tarifleri hazırladınız mı? Konserveler ya da buzluk için neler hazırladınız? Hadi yoruma bekliyorum arkadaşlar sizleri. Evet, tüm patlıcanları alacalı soyup tuzlu suya attıktan sonra şimdi patlıcanlarımı kurulayacağım. Bu şekilde isterseniz temiz bir bezle ya da kağıt havlu peçete ile kurulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bütün patlıcanların suyunu aldım. Daha sonra kızartacağım için atılamasın diye bu işlemi uyguluyorum. Şimdi kızartma yapmadan önce arkadaşlar dilerseniz sizler fırında bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yağda kızarttım. Fırında da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Fırçayla üzerine yağ sürüp yaklaşık bir yarım saat kızartabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka patlıcanları bıçakla delin arkadaşlar. Eğer patlıcanları delmeden kızartırsak bu patlıcanın patlamasına sebep olur. Canımızın yanmaması için ve etrafın batmaması için mutlaka patlıcanları bıçakla delelim. Evet, patlıcanlar bitene kadar kızartma işlemini uyguladım. Dediğim gibi eğer sizler zararlı görürseniz, içiniz rahat etmezse fırında bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok pratik oldu. Elimin altında hemen hazır, pişirmeye hazır karnıyarıklar hazır oldu arkadaşlar. Sadece iç malzemesini hazırladım. Daha sonrasında pişirmek kaldı. Bu şekilde domatesini ve biberleri de hazırladım. Kızarttığım patlıcanların ortasını da bu şekilde keserek açtım. Çünkü derin dondurucuya atacağım için böyle çok çözülmesini beklemeden pişireceğim. Bu nedenden dolayı ortasını mutlaka kesin sizde. Biberleri de hafiften kızarttım. Soğuması için de tepsiye aldım. Evet. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Şimdi poşetlemeye geçeceğim. Kişi sayısına göre patlıcanları poşete alalım arkadaşlar. Ben 4 tane patlıcan bir poşete koydum. Domates ve biber dilimleri de koydum her bir patlıcana. Bu şekilde çatıtlı poşetlerin ağzını kapattım. Pişirirken de çıkartıyorum arkadaşlar. Hafif tavladıktan sonra domatesi biberi çıkartıyorum. Sadece iç harcını hazırlayıp İçerisine koyup sosunu hazırlayıp fırında pişiriyorum. İnanılmaz kolay oluyor ve lezzetinden asla bir şey kaybetmiyor. Çok pratik oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, havasında bir pipetle bu şekilde alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.